CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan'ın milletvekili adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından yerine kimin geleceği konusunda parti içi mücadele hız kazandı. Halil Karahan'ın desteğini alan Başar Bıyıklı'nın son iki gündür ilçe başkanı olarak lanse edilmesine parti içerisinden tepkiler gelirken, milletvekili aday adayı olmak için CHP Muğla İl Başkanlığı görevinden istifa eden Adem Zeybekoğlu, Bodrum ilçe başkanının Başar Bıyıklı olarak belirlendiği iddialarıyla ilgili kent haberi açıklama yaptı. Zeybekoğlu, Bodrum ilçe başkanının kim olacağının henüz netleşmediğini ifade etti. CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa edeceğini duyurduktan sonra parti kulislerinde ilçe başkanlığı için Başar Bıyıklı, İbrahim Apak ve Engin Başoğlu'nun adı geçmişti. Karahan'ın Muğla Milletvekilliğine adaylığını açıkladığı geçen cumartesi günkü toplantıda konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat da Karahan'dan boşalacak göreve ilçe yönetim kurulu üyesi Başar Bıyıklı'nın atanacağını söyleyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Aday adaylığını açıklayan Halil Karahan, Gündoğan Spor-Bites-Pedasa Spor maçıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yılbaşı kermesine, Başar Bıyıklı ile birlikte yaptığı ziyaretleri sosyal medya hesabından paylaşarak Bıyıklı'yı CHP'nin yeni ilçe başkanı olarak deklare etti. Başar Bıyıklı'nın ilçe başkanlığının kesinleştiği iddialarına ise parti içerisinden itirazlar geldi. Bodrum'daki bazı CHP üyeleri, genel merkezden Kasım ayı sonlarında örgütlere gönderilen milletvekili adayı olmak üzere, İstifa edenlerin yerine parti örgütü, örgüt yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığının bilgisi olmadan herhangi bir seçim ya da atama yapılmaması, boşlukların doldurulmaması konulu genelgeyi hatırlatarak, ilçe başkanının kim olduğunun henüz kesinleşmediğini dile getirdiler. Ortaya atılan bu iddialar üzerine, Kent Haber'in telefonla ulaştığı Adem Zeybekoğlu da, Bodrum'da ilçe başkanının kim olduğunun henüz kesinleşmediğini ifade ederek şöyle dedi. Ben il başkanlığından istifa ettim biliyorsunuz. Yeni il başkanı belli olunca ilçelerdeki yöntemi o belirleyecek. Bodrum'da şu an ilçe başkanı belirlenme gibi bir şey yok. Oylama yok. Başar Bey belki vekaleten olmuştur. Kendi aralarında bunu yapalım demiş olabilirler ama resmi bir şey yok daha. Bu süreç kısa zamanda biter ve kimin başkan olacağı kesinleşir diye düşünüyorum." dedi. Öte yandan CHP kulislerinde Adem Zeybekoğlu'ndan boşalan il başkanlığı görevine de Erol Kömürcü'nün adının öne çıktığı konuşuluyor.